Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Deathmatch World Cup'ta Nili ile Red Rodeo'nun ikinci maçındayız ve ırk tercih olarak Britonlar var. Çok sık görmediğimiz bir ırk ve map olarak da burada Golden Rush sanırım ya da Altın Çukuru muydu adı, tam İngilizcesini bilmiyorum. Map'in ismi Altın Çukuru. Burada Light Cavalry ile birlikte rakip base'e doğru ilerleyiş şimdi başladı iki tarafta, ama Archer Range'ler atılıyor, Barracks'lar atılıyor şu an. Bakalım nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz. İki tarafta da Britonslar'da gerçekten Archer sayısı abartıldığında oyunun uzaması kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Belki bir saatlik bir maç bile izleyebiliriz. İki tarafın da birbirine üstün gelmesi zor olacaktır. Bu arada ben de renk körlü olduğunu söylemiştim arkadaşlar. İkisi de birbirine yakın renkler seçerek benim işimi iyice zorlaştırıyorlar. Nili'den burada bir quick wall denemesi ama biraz şanssızlık oldu. Archer Range'in etrafı bağlanmış ve oradan geçmişti. Şampiyon tercihi geliyor ama şampiyon çok saçma bir tercih arkadaşlar. Rakip Archer giderken, Arbalest giderken şampiyonla hiçbir şey yapamayacaktır. Buraya hemen arbaletler spamlanmaya başladı. Rakip de tabii ki arbalet biriktiriyor ve burada arbaletler 11 menzilleriyle gerçekten çok ama çok güçlüler. Castle'lar da atılıyor. Nili'den sanırım Longbowman'ler de gelecek. Burada castle sayısını çok artırması gerekiyor, Longbowman spamını iyi yapabilmesi için. Renklerin gerçekten bu kadar yakın olması benim işimi bayağı bir zorlaştıracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şampiyon orada yaklaşamadan düşüyor çünkü arbaletler halberdiyer gibi, şampiyon gibi infanterilerin yani yaya birliklerin hard counterları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada şampiyona tek bir arbalet bile yeterince iyi hasar verebiliyor. Şampiyon giderse kendi için sıkıntı olacaktır. Neliden biraz yanlış hamle diyebiliriz. Ortaya doğru da bir castle atıyor şimdi. Ortadaki goldlar çok önemli olacaktır. İki tarafta arbalet basacağı için çok çok fazla golda ihtiyaç duyacaklar. Çok oduna ihtiyaç duyacaklar. Map'te yeterince aslında odun var. Ama özellikle Nil'in bu sağ tarafında çok fazla odun var. Ortada da gold var. Gold kaynağına bakalım kim ele geçirebilecek. Nil'i Red Rodeon'dan çok daha erken hamle yaptı diyelim ortaya doğru. Red Rodeon da şimdi giriyor ama castle'ını atan bir Nil'i var oraya. Ortada bakalım şimdi karşılaşacaklarmış. Şimdi birbirini gördüler. 11 menzilden gerçekten inanılmaz bir menzilleri var ve sayıca burada Nili önde olduğu için, bir de burada hil olduğu için yani tepe olduğu için arbalestlerin işi iyice kolaylaşacaktır. Bir ton tercihi de gerçekten iyi bir tercih ama maçın çok çok uzayacağını görebiliriz burada. Şampiyonlarla sanırım işi kesmeye ilerliyor burada Nili ama onu yapamayacaktır. Burada halberdiyerlere girdi. Halberdiyerlerin etrafında hiç neredeyse arbalet yok ve orada şampiyonlar halberdiyerleri kesecek. Nili aşağıdan neden saldırıyor burayı anlamıyorum. Burada Red Redon Hill'in üzerinde arbalestleriyle Nili'nin gelen arbalestlerini temizlemeyi başardılar. Nili tekrardan burada biraz ordu oluşturdu ama çok yeterli değil gibi. Buraya çok fazla Siege Workshop atılıyor. Castle'lar atılıyor. Bakalım Siege Workshop'lardan ne basılacak. Bu Longbowmen'ler de geldi. 12 menziliyle birlikte Longbowmen'ler artı bir atakları da fazla, tabii ki buradaki arbaletlere göre çok daha güçlüler. Başka ne artıları var diye bakıyorum. Artı bir de PS armorları var. Longbowmen'ler yani arbaletlere karşı çok çok güçlü birimler. Ama Onager'lar geliyor şimdi. 9 menziliyle Onager'lar. Arbalet sayısı Longbowman sayısı arttığında yaklaşamadan düşecektir. O yüzden pek iyi bir tercih gibi değil. Ramler ise Archer'ları tanklama konusunda çok çok iyi bir tercih. Sola atılan Castle'ı fark etti Nili ve Archer'larıyla vurarak o Castle'ı düşürüyor şimdi. Delayed'lenmesine neden oluyor. Burada Arbalestler tabii ki relik toplayan Monk'u çok rahat bir şekilde düşürdüler. Ortaya doğru şimdi büyük bir spam yapıyor ve Skirmisher tercihi de geliyor Nili'den. Nili Skirmisher tercihiyle de gerçekten iyi bir yanıt verebilir rakibine. Hill'in üzerinde Longbowmen'lerle birlikte oraya döndü ama 29 kişiye karşı 30 kişilik bir ordusu var. Öncelikli olarak Mangonel'i düşürmesi gerekiyor. Bakalım Mangonel Longbowmen'lerin arasına çok yaklaştı ve orada atışını yapıyor. Longbowmen'lerin birçoğu düştü. Ama gelen Skirmisher'larla birlikte orada arbalestleri tanklayacaktır. Nili ise sağ tarafta şampiyonlarıyla birlikte yaklaşmaya çalışan Ramleri düşürüyor. Ramlere karşı şampiyon tercihi de iyi ama Cavalier'e gitse burada Cavalier daha iyi bir yanıt olabilir. Yine
Nili de ram ve trap yapıyor buraya doğru. Ama solda ilerleyen bir Redredion ordusu var. 17 kişilik ordu hala temizlenemedi. Sağ alttan da yaklaşıyor. Nili buraya yolladı. Monkul onu fark etse de Monkul eli alamadan düşürüldü. Ortada Redredion'un bu sefer çok daha üstün olduğunu söyleyelim. Askeri olarak sayı avantajı tamamen Redredion'un elinde. Ama Hill'in üzerinde olduğu için Long Bowman'lerle birlikte orayı düşürebilir. Trevleri neden buraya kuruyor onu anlamıyorum. Nili acaba snipelamayı mı deneyecek orada? Trevleriyle arbalet mi snipelayacak ama şampiyonlarla remleri çok rahat düşürerek Nili aslında şampiyon tercihiyle iyi bir hamle yaptığını söyleyelim. Burada Redredion'un çok fazla arbaletçisi oldu. Nili ise arbalet yerine Longbowman ve Skirmisher'a giderek çok daha iyi bir ordu kuruyor diyebiliriz. Tam olarak arbaletçilerin elinde olan en büyük counterlarını kullanıyor. Skirmisher'lar ve tabii ki önde duracak remlerini kullanacak. Orada trevler yine kuruldu ama neden trev kuruldu buraya onu bilmiyoruz. Sağ tarafta remler birbirini tanklamaya kullanılıyor şu an. İçinde Nili'nin askerleri de var buradaki remin. İçinde birkaç tane Longbowman var. Remler birbirleri arasında da savaşıyorlar burada gerçekten. Nili ama sayı olarak öne geçmiş. Remlerde öne geçse de arbalet konusunda, skirm konusunda tepenin üzerine çıkan Redredion orada askeri avantajı eline almış durumda şu an. Ortaya Castle geliyor Nili'den. İlk Castle hamlesi Nili'den gelecek ortaya ama şu hill gerçekten çok çok önemli ve çok iyi bir yerde. Nili'nin öyle bir hili yok gördüğünüz üzere. Redredion'un map avantajının çok çok fazla olduğunu söyleyelim oyunun başında. Nili sağ tarafta Skirmisher'larıyla işçi kesmeye geldi sanırım ama Skirmisher'la işçi kesmek de gerçekten çok zor. Buraya birkaç tane Light Cave geliyor şimdi. O Light Cave'ler tüm Skirmisher'ları rahatlıkla düşürecektir. Haritaya bakınca arkadaşlar ikisini resmen aynı renk görüyorum ben ve nerede ne olduğunu anlayamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Soldaki Castle şimdi düşürülüyor. Çok fazla Trevde oraya gelmişti. Skirmisher'ların önünde tank olarak kullanıyor. Yine Longbowman'leriyle 43 Longbowman'iyle uzak bir menzilden 12 mesafeden burada rakip arbaletlere vurmayı deniyor. Ortadaki Castle da neredeyse tamamlanmak üzere. Ama Redredion da burada Hill'in etrafını full castle'larla kaplayacak gibi duruyor. Gerçekten çok çekişmeli gidiyor ve bir tons maçının aşırı uzun süreceğini oyunun başında hissetmiştim, söylemiştim ve yüksek ihtimal öyle olacak. Özellikle şuraya koyduğu Longbowman'ler Redredion'un tüm ortaya ateş edebilecek menzile giriyorlar gibi düşünüyorum. Burada 60'tan fazla yine arbaletiyle yaklaşan bir Redredion var. Önüne skirmisher'ları da kattığı için orada Nili hemen geri çekiliyor. Kendi skirmisher'lar arkada idle bekliyor. Onları getirirse sayı avantajı olarak öne geçecektir. Şimdi onlar geliyor. Longbowman'ler de döndü. Atış yapmaya başlıyor. Skirmisher'lar daha menzile giremedi. Arbaletçilerin hemen önüne geçmesi gerekiyor ama sağ taraftan saldırıyorlar. Böylece remlerle birlikte yaklaşan bir Redredion var. Nili orayı düşürmeye çalışıyor ama Redredion da trevleri remlerle düşürmeye çalışıyor. Castle ve Archer'lar tam yeterli değil. Burada Redredion'dan garip bir hamle geliyor. Stonewall'larla etrafını örüyor burada. Castle'ın etrafını tamamen örecek gibi duruyor. Remlerin yaklaşmasını engelliyor ama trevlerle yine orayı düşürebilecektir Nili. Ortadaki remse trevleri kovalayarak düşürmeye devam ediyor. Arbaletler yeterince hasar veremedi oraya ve trevleri bir bir kaybetti. O trevleri bu castle'ı düşürmek için kullanabilirdi. Redredion ise Light Cave hamlesiyle trevlere doğru ani bir hamle yaptı ama castle'ın düşmesinden kurtaramadı. Castle'ını kaybediyor. Ama Light Cave'den ortadaki castle'ın düşmesiyle hem trevleri hem işçileri düşürmeye başladı şu an. Redredion'dan gerçekten çok iyi bir maç izliyoruz. İkinci maçı kazanarak durumu 1-1'e getirmeyi deneyecektir. Turnuvaya erken veda etmek istemiyor. O da gerçekten iyi bir oyuncu. Ortadaki Light Cave'ler ama Trevler'in TC'yi düşürmesiyle birlikte sanırım
düşürmesiyle birlikte orada işçilerin hepsini kesecektir. Tesisin içinde zaten işçi kalmamış, işçi basılmaya çalışılıyor ama o tesisin düşmesine çok çok az kaldı. Ama Longbowmen'leri ile Red Radio'nun sol taraftaki ordularını tamamen temizlemiş ve Neil'i garip bir hamle yapıyor. Yeni fark ediyorum, Neil'i burada yaptığı skirmisher'ları ile birlikte rakip base'e girmiş. Skirmisher'lar rakip base'te işçi kesmeye devam ediyor. Trevler'i ile Red Radio'nun Trevler'i ile skirmisher kesmeye çalışıyor ama nafile burada skirmisher'lar gerçekten iyi bir hamle yaptı. Oraya acilen Lightcap akması gerekebilir. Ortaya doğru aşırı derecede karınca gibi asker ve işçi akıtıyor Red Radio'nun. Ortaya Neil'in de aynı şekilde buraya Ren ve Treb akıttığını söyleyelim. Şu an oyun çok çok dengeli arkadaşlar ve bu dengenin bozulması bayağı zor gözüküyor. Lightcap'ler şimdi skirmisher'ların arasına girdi. Treb'leri ve Rem'leri de düşürmek için önceliğini ama skirmisher'lara veriyor ve skirmisher'lar burada düşürülemeden Lightcap'ler Longbowmen'ler tarafından düşürüldü. Longbowmen'leri böyle köşeye sıkıştırıp yaklaşık 23 tane bir Longbowmen var ve etrafını rahatlıkla temizletiyor. Ama Hill'in üzerinde olan Red Radio'nun skirmisher'ları gerçekten çok iyi işler başarıyor, görüyorsunuz. Hill'in üzerinde olduğu için çok fazla hasar veriyorlar. Bakalım hemen 5'ten fazla hasar veriyor sanırım. Tek tek bakamıyoruz maalesef. Bir skirmisher'ın arasındaki güç farkını göstermek istemiştim ama onu sanırım beceremeyeceğiz şu an. Solda aslında şunu yakalarsam 5 hasar veriyor. Hemen buna bakalım. 2 hasar veriyor. 2 hasara 5 hasar, gerçekten çok çok fark var arada. Ama sayı avantajı Nili'de olduğu için burayı tutmakta yine devam ediyor. Remleriyle de burayı tanklıyor. Sağ tarafta burada 40'a yakın işçisi var. Oraya şuraya 4-5 Longbowman getirip de orayı temizleyebilir. İçeri giren bir Lightcap var Red Radio'nun. Burada Lightcap ile işçi kesmeye çalışıyor ama Skirmler Lightcap'i düşürmeyi başardı. Mangoneller geliyor ortaya doğru. Ve bu maç gerçekten belki de saatler sürecek. Eğer çay kahveniz yoksa çay kahveyi alıp gelebilirsiniz. Red Radio'nun ise sol taraftan 5 Lightcap ile birlikte rakip base'e doğru ilerliyor ve burada odun toplayan işçileri yakalamak isteyecektir. Özellikle şuradaki işçiler keseler kaçana kadar birçoğu düşürülebilir. Ortaya dönelim yine. Ortada yine Longbowmen ve Lightcap'ler arasında bir savaş var. Lightcap'ler burada Longbowmen'lere yeterince yaklaşamıyorlar. Daha doğrusu yaklaşır yaklaşmaz düşüyorlar. Ortaya doğru Neri'den Tower'lar geliyor ama reddediyorum burada ondan fazla trap olduğunu unutmayalım. Tower'lar hiç dayanamayacaktır buraya. Aslında Britons'un tower'ları da gerçekten çok güçlü arkadaşlar. 17 hatayla birlikte 11 menziliyle birlikte iyi işler yapabilir. Ama trap'ler geldi şimdi oraya doğru ve tower'lar düşürülecektir. Burada tower atan Red Radio'yu da görürüz. Rakipten hemen kopyasını çekti ve Gold'un dibine 5-6 tower birden atıyor. Sol taraftan ittirmeye çalışan bir Neil'i var. Orada trap'leri düşürmeye çalışıyor ama Red Radio'nun wall'lanma işine girmiş. B'sinin sol tarafını komple wall'lıyor şu an. Ortayı da içine alacak şekilde burada wall'lanıyor. Yine sağ taraftan da wall'lanıyor. Bu oyunun saatler süreceği anlamına geliyor yine. Neil'i de B'sinin etrafına biraz wall'lamış. Archer range'lerini artırıyor. Sayıca geride kaldığını gördüğü için hemen Archer range yapıyor oraya doğru. Lightcap'ler tesisinin altında işçi kesmeye devam ediyor. Burada odun ekonomisini bitirecekler. Neil'i için işler hiç iyi gitmiyor arkadaşlar. Bakalım Red Radio'nun hem ortada söz sahibi hem Lightcap'lerle base'de gerçekten iyi işler yapıyor. Nasıl bir yanıt verecek bakalım. Red Radio'nun da wall'larını sürdürdüğünü, atmaya devam ettiğini söyleyelim. Burada aslında bombardıman topu olmadığı için Britonların, zaten o da olsa çok güçlü bir ırk olurdu. Remlerle burada tower'lara saldırmayı deneyecek. Treblerini sol tarafta kaybetti. Karşısında 8-9 trap vardı ve bu trapler rahatlıkla hem de hill'in üzerinde olduğu için onu snipelamayı başarmıştı. Sağ tarafa doğru, tower'lara doğru burada remleriyle ilerleyen bir Neil'i var. Orada bakalım remler ne kadar tower düşürebilecek. Lightcap'ler hemen yaklaşıyor oraya. Remleri düşürmek için hemen yaklaştı. Remler şimdi trebüşete de vurmaya çalışıyor. Skirmisher ve Mangonel akmaya devam ediyor ortaya. Mangonellerle aslında treblerin dibine girebilirse trebleri ciddi hasarlara uğratabilir.
Ortada Skirm'lerle, Longbowmen'lerle Nili varlığını sürdürmeye devam ediyor arkadaşlar. Burada Redi Radio'nun asker basma konusunda biraz zayıfladığını söyleyelim. Hemen ekonomisine de bakalım tabii ki. Odun ekonomisi hiç iyi değil. O yüzden Skirmisher veya Archer basamıyor burada. Redi Radio'nun da çok cüretkar bir wall'lanma geliyor. Çok geniş bir şekilde haritanda görüyorsunuz. Burada Nili'nin Gold'unu da içeri alacak şekilde wall'lanıyor. Oraya hemen tabii ki Longbowmen'ler dibinde ve işçileri kesecekler. Buraya yeni tower'lar atılıyor. Yeni trap'ler geliyor. Skirmisher'larla birlikte Nili ortadaki üstünlüğü almayı başarmış. Biraz daha trap getirisi aslında şuradaki tower'ların yıkılmasıyla ortada saldırıyı devam ettirip işçileri kesebilir ya da biraz daha trap gelmesi gerekebilir. Yukarıdan giren skirmisher'lar çoktan temizlenmiş bile. Buraya doğru stable'lar atılmaya devam ediyor Red Radio. Light Cave'de ısrarcı olacak gibi ve Light Cave hamlesi de gerçekten hem skirm için hem trap için çok da iyi oldu. Çok da iyi, mantıklı oldu. Longbowmen'lerle Trev'i swipe'ladı ve orada son 1-2 atışla birlikte Trev'i düşürmeyi başarıyor. Şimdi Tower'dan hasar yiyince biraz geri çekildi. Orada Tower'ın etrafındaki işçileri düşürüyor. Ve burada wall'lanan işçiyi de düşürmeyi başardı. Trev'ler kurulmaya başlamış. Nili ortadaki Tower'ları temizlerse eğer buraya atacağı birkaç Castle'la birlikte, TC'yle birlikte ortanın kontrolünü alabilir ama Trev ve Longbowmen sayısı çok çok fazla arkadaşlar. Burada remlerle bir ittirme var ve artık buraya Red Radio'nun Light Cave'leri yetişemedi. Light Cave getiremedi buraya. O yüzden remler tower'ların dibine kadar girmeyi başarıyor. Orada trap'i de düşürecektir. Yeni tower'larını da Nili atmaya, tamir etmeye devam ediyor. Ortada skirmisher'larla Longbowmen'leri keserken Longbowmen'leriyle de gelen Light Cave'leri kesmeye çalışıyor. Nili'nin remleri işçiler tarafından şu an düşürüldü. Nili'nin base'ine doğru yaklaşan Light Cave'ler var ama onları da şu an düşürmeyi başarıyor. Nili burayı iyi ittirdi aslında. Bayağı geri gözüküyordu ama şu an orayı kazanıyor. Sola bıraktığı 9 Longbowmen'le birlikte burada trap'leri de düşürecek. Trap düşürmeye devam edecektir. Burada yaklaşan birkaç Light Cave olsa da pek başarılı değil. Nili de burada wall'lanarak rakibe karşı biraz önlem alıyor ama oyuncular wall'ları çok çok açıyorlar. Ortada remlerin arasındaki, trap'lerin arasındaki savaş kaldığı yerden devam ediyor. Ve tower sayısı bayağı bir azalmış orada. Buradaki tower'ın arkasındaki trap sayesinde tower'lar dövülmeye devam ediyor. Acaba Nili biraz kavalye veya light cave yapıp rakip base ekonomiye şuraya girse oyunu bitiremez mi diye sorguluyorum aslında ama sanırım bu ortadaki savaşı kazanmadan o hamleye, ekonomiye girme hamlesine dönüş yapamayacak gibi. Nili zaten remleriyle ve trebleriyle ortada büyük ölçüde üstünlüğü aldı. Oradaki tower yıkılmasın diye çok işçiyle tamir etmeye çalışıyordu ama o başarılı olmuyor. Şu an Red Radio'nun da oraya remler getirince işler bayağı bir dengelendi aslında. İki tarafında burada pek bir üstünlük kuramadığını söyleyelim. Buraya Siege Workshop ve Archer Ranch atılmaya devam ediyor. Nili asker sayısını çok artırmak istiyor. Red Radio'nun ise burada stable sayısı gerçekten çok fazla. Sol attığı buradaki stable'larla birlikte rakip base aslında light cast sokabilir. Red Radio'nun burada wall'lar gereksiz olmuş ama stone'u zaten fazla. Ortada Red Radio'nun hiç tower'ı kalmadı ve bu Nili için bir ilerleyiş meşalesi olabilir. Remleriyle, skirmleriyle şimdi ilerliyor. Orada ama Red Radio'nun da rem getirdiği için remler birbirleriyle savaşıyor. Remlerin haricinde birbirini düşürecek gerçekten burada iki taraf içinde hiç hamle yok. Sadece skirmisher getiren bir Nili var. Karşısında da bayağı bir burada Longbowman var aslında ama Longbowman'ler tabii ki skirmlere istediği cevabı veremiyorlar. Remler şimdi Nili'nin remleri çok fazla sayıya ulaşınca ortayı kazandılar ve trebüşetlere doğru ilerliyorlar. Trebüşetler de şimdi remlerle yıkılacak. Nili Red Radio'nun ortadan resmen kovuyor. Şimdi sağ taraftaki kesile doğru da trap kuruluyor. Ortanın hakimi Nili oluyor ve buraya artık TS'lerini atıp gold sayısını epey bir artırabilir. Yeni yeni kesiler atmaya çalışıyor Red Radio'nun ama onların da çok ömrü olacağını sanmıyorum. Trap'ler çünkü oraya doğru yaklaşıyorlar. Nili'den gerçekten iyi bir oyun izledik. Ortada ısrarcı oldu. Ortada bırakmadı ortayı.
ve sadece skirmisher'lar ile birlikte burayı düşürmeye yaklaştı. Trevler şimdi o tepeye atılan Kessel'a vurmaya başladı. Yine remleriyle de burayı desteklemek istiyor Neil'i. Özellikle burada Longbowmen'lerin ataklarını tanklıyor burada remler. Oraya doğru Trev de getirdi Red Radio'nun ama şu an pek başarılı değil oradaki savunması. Neil'i o Kessel'da yıkacağı benziyor ve remler ve trebler akmaya devam ediyor. Ortaya doğru da tower'lar kurulmaya devam ediyor. Sadece burada skirmisher basarak Neil'i oyunu dengede tutuyor ama üzerine gelen bu light cave'leri nasıl durduracak onu düşünmesi lazım. Arkadan getirdiği longbowmen'ler var Allah'tan. O longbowmen'ler light cave'leri şu an düşürdü. Sağ taraftan remler ilerleyişine devam ediyor treblerle birlikte. Burada stable'ları da yıkmaya girebilir. Ortada Neil'i çok büyük bir şekilde savaşı kazandı diyebiliriz. O yukarı atılan castle'ları da düşürecek. Treblere doğru da remlerini de yolluyor şu an. Sağ taraftan remler de ilerleyişini sürdürüyor. Skirmisher'ları ile birlikte Longbowmen'leri de arkasına katmış. Oradaki işçileri de kesecek. Neil'den gerçekten iyi bir oyun izliyoruz. Ortaya Longbowmen akmaya devam ediyor artık. Red Radio'nun base'inde neredeyse hiç gold kalmamış diye bakıyorum. Aynen. Gold olmadığı için mecbur skirm'e veya light cave'e dönecek. Burada Longbowman'da arbalest yapması artık Red Radio'nun zor gözüküyor. Son bir 4200 gold'u var aslında oradan yeterince asker yapabilir ama devamını getirmekte zorlanacaktır. Çünkü ortada Neil'in çok fazla gold topladığını söyleyelim ve bu gold'la Longbowman sayısını epey bir artırdı. Light cave'lerin yaklaşmasını engelliyor. Skirm'lerin de yine menzile giremeden düştüğünü görüyoruz. 9 menzile karşı 12 menzil. O 3 menzillik avantajla birlikte Neil'i rakip skirmleri bile çok rahat düşürüyor. Neil şimdi burada longbowmenleriyle işçileri kesmek için yaklaştı ve oduncuları artık kesmeye başladı. Ortanın tamamen temizlenmesiyle birlikte rakip base ekonomiye giriş yapılıyor artık. Ortaya doğru tower'lar da atılıyordu. GG verildi arkadaşlar. Red Radio'nun bu sefer erken pes ediyor ve istatistiklere de hemen göz atalım. Askeri olarak Red Radio'nun önde ama Neil'i maçı kazandı. Ekonomisi daha iyiydi. Askeri öldürülen birinde çok fark yok. 50 askerlik bir fark hiçbir şey değil. Yıkılan binada Neil'i önde. Ekonomide Neil'i topladığı 3000 altın farkla aslında asıl farkı burada odunda yaratmış. 2 kat odun toplamış ve bu odunla birlikte hem skirm hem longbowman basması, trap basması kolay oldu. Kaleler eşit, relikler neredeyse eşit, 3'e 2'lik bir eşitlik var. Renkleri ben hiç ayırt edemiyorum arkadaşlar ve burada videoyu sonlandırıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki Discord kanalına herkesi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.